Bu 5 milyar dolarlık sizin ödediğiniz veya ödeyeceğiniz Kahramanmaraş depreminden kaynaklanan hasarın tamamını siz Türk Sigorta Şirketleri ödemiyor. Ödemedik, doğrudur. Bunun herhalde ne kadarını... Ya şöyle, bugünkü rakamlar itibariyle baktığımızda, DASK'ı da içine aldığımızda yaklaşık %90-95 civarındaki rakamın reasürans pazarından aldığımızı ve alacağımızı görüyoruz. Yani reasürans pazarı ne demek? Çok bir cümleyle. Şöyle, bizler üzerimize tuttuğumuz riskleri tamamını karşılamak mümkün olmadığı için dönüp dünyadaki reasürans sistemi içinde tekrar sigorta ettiriyoruz. Adı tekrar sigorta. Ya kendinizi de sigortalıyorsunuz. Biz müşterilerimizi sigorta ediyoruz. O sistemde teminat altına aldığımız bütün kümülleri de dönüp dünyadaki büyük reasürans kuruluşlarına tekrar sigorta yaptırıyoruz. Benim takip ettiğim kadarıyla biraz globalden bahsederiz dedik. Hazır yeri gelmişken biraz girelim istiyorsanız birkaç cümleyle. Benim tahmin ettiğim kadarıyla sadece Türkiye'de deprem meselelerinin ötesinde dünyada zaten afetler artıyor. Ve sizin bahsettiğiniz reasürans piyasasında da ciddi bir sıkıntı görüyorum, okuyorum daha doğrusu. Çok, çok doğru. Öyle mi? Noyan Bey çok doğru. Ben rakam vereyim. Lütfen. Rakamlarla yani doğal afet gerçeği dünya ile ilgili bir gerçek. Yani Türkiye'nin dışında her yerde olan bir şey. Şimdi basit rakamlarla bakalım. 2019 yılında sigortalı doğal afet hasarların toplam dünyadaki maliyeti 91 milyar dolar iken, atlıyorum bir yıl, 2021'de 107 milyar dolara gelmiş durumda. 2022 senesinde 123 milyar dolara ulaşmış durumda. 2022'de 123 milyara ulaşmış durumda. 2023 için tahmin edilen 133 milyar dolar. Yani dünyada doğal afetlerle ilişkili ortaya çıkan tazminat toplamlarında çok belirgin artış var ve 2019-2020'den bugüne baktığımızda neredeyse %30. Bu sigortalı. Bunlar sigortalı. Şimdi bunların bir de toplamda ekonomik kayıp. Ortalama biz %20 dedik gelişen ekonomilerde, %30 dedik. Hadi burada gelişmeyen ekonomiler de var ya da gelişmemiş ekonomiler de var. Hadi bunu ortalama %10 deseniz düşünün 1.3 hani trilyon dolarlık bir ekonomik artı sigortalı hasar toplamına ulaştırabilir rakamlar bizi.